Hanımlar, beyler, Pinti Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Çünkü söz verdiğim üzere karşınızda Detroit Become Human. Tabii ki bunu canlı yayınlarda hep beraber oynayacağız. Quantic Dream'in bütün oyunlarına yaptığımız gibi. Ama ilk bölümü hıçkırarak ve YouTube'a özel olacak. 1080p 60 FPS olacak. Siz de bakarsınız, oyun ilginizi çekiyorsa alır kendiniz oynarsınız ya da canlı yayınlarda gelir bize eşlik edersiniz. Orası size kalmış. Çünkü bu videoyu izlediğiniz akşam, yani bugün günlerden ne? Perşembe değil mi? Perşembe akşamı saat 9'da iftardan sonra oynamaya başlayacağız. Oyunda Türkçe altyazı var. Oyun tabii ki PlayStation Exclusive ve sağ olsunlar yine o Türkçe altyazı desteğini vermişler. Ablam! Merhaba. Oops, I think your saved game is corrupted. Yok yok. Daha yeni Just açıyorum. kidding. Allah bizi böyle Android böyle şaka yapan Androidlerden korusun hanımlar beyler. Diyorum ne oluyor lan, daha oynamadım. Oyunu yeni kurdum, yeni şey yapıyorum. Sadece Türkçe altyazı ekran kalibrasyonu yaptım. Bitti. Öyle şakalar yapma. Quantic Dream'in en iyi yaptığı şey ne? Şaka değil, orası kesin. Ama işte bu yüz ifadedir, bu mimikler, bu gerçekçilik. Bunu Beyond Two Souls'da gördük, Heavy Rain'de gördük ki Heavy Rain efsaneydi. Şimdi bakalım Detroit Become Human'da yeni hikayemizle başlıyoruz. Kayıtmayıt yok. Hiç oynamadım bu arada. Demosunu bile oynayamadım. Bu arada şimdi kendime not. PSN'deki kredi kart bilgilerini güncelle ki demoları indirip oynayabilirsin. Ama önemli değil. Hadi bakalım. Artık yükleme ekranında ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videonun altında canlı yayın linki olacak. Ona tıkladığınızda tabii Instagram'dan, Twitter'dan da duyuruyorum. Oradan canlı yayını atlayıp beraber devamını izlemeye de gelebilirsiniz. YouTube'a da gelecek zaten. Liberty. Kaçtı yıl? 2030 küsür 8. Artık Detroit bu Androidlerle nasıl şey olduysa. Wow. Yalnız şeyden sonra neydi o oyun? Order. Onu da oynayacağım yakın bir zamanda. Orada ama oyun zayıf, grafikleri inanılmazdı. Burada Order'ı kapışır, hatta geçer grafikler var. Ben bu arada PlayStation Pro'da oynuyorum. Ne oluyor lan? Arabulucu olarak geldik. Ne var ya, Android'sek duygularımız yok mu? Yüzbaşı Alan'ı bulacağız. R2 düğmesi. Görevler. Yüzbaşı yalanı bul. Tamam. Biz bir arabulucuyuz. Bir vukuat var. İnşallah çözeceğiz. Oraya doğru nişan aldıklarına göre. Ha tamam. Bu arada çok özür dilerim. Uyuz oldum. Şey yapamadım. Koltuğuma rahat oturamadım da. Yüzbaşı yalan. Tamam. Tam bir androidim yürüyüşümden şeyimden beri. Şu oda ne güzelmiş. Tamam, odaya bakacaktım sadece. Yüzbaşı alın. Şurada. Briefingimizi alalım. RK-800'müş benim oda. Captain Allen. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Muhatap almıyorlar lan Android diye. Yüzüne bakmadan konuşuyor. Küçük bir kızın rehine durum var. Davranışları nasıl? Fark eder. Duydun
Duygusal şok nedir? Has it experienced an emotional shock recently? Listen. Saving that kid is all that matters. Tamam. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Başarılı... Galiba yanlış soruları sorduğum için başarılı şeyim düştü. Adını bilsem ne olacaktı lan? Neyse. Anladık ki insanlık bana şey yapmıyor. İnsanlar androidlerden doğal olarak haz etmiyor. Açıkçası ben de bir ön yargım olurdu. O yüzden evet, ikinci sınıf vatandaş muamelesiyle olay yerine gideyim. Rehinenin odasını arayayım. O şura o zaman. Küçük bir kızdı değil mi rehine? O pembe, az evvelki pembe oda. Koşma var mı? Gerçi koşacak bir şey yok. Mor oda, pardon. Pop müzik. Silah seslerini duymamış çocuk. Bütün verileri toplayacağım şimdi. Ha, güzel, güzel. Bu ne? Kimle mesajlaştın çocuk en son? Dokunmatik yüzey. Oo, bir dakika. Yani o zaman bu Daniel bunların androidiydi, ev androidi anladığım kadarıyla. Ama aykırılaşmış, sapıtmış. Rehinin odası var. Atlama lan! Atlama manyak! Ama... Kurbanları inceleyelim, evet. Evet, memur, polis memuru şey olmuş. Ağzını... Aha, yara orada. Ha, basın tut. Deckard Anthony, rahmetli. Ha tamam bu. Kimliğini teşhis ettik. Badge. Yara nasıl öldüğünü, ha. Bu neymiş? Yara izi. Oo, direkt sıkmış. Kalbini, göğsünü biçmiş. Eli. Barut artığı. Karayı basılı tutuyorum ve... Rahmetlinin ölüş anı... Bu böyle geliyor. Herhalde kızın odasından şey de çıkıyor. Android kızı... Kız da çıkıyor odadan. Geliyor. Dur lan, vururum derken zbank. Tamam. Ha bir dakika, şurada bir analiz... şeyi var. Bu nedir? Ha. Bakayım orada ne var? Ay, kızcağız tanık olmuş olaya. Tamam. Ve silahında ne var? Polis de vurmuş ama. Evet, omzundan vurmuş. Tamam. Bir de sonda bir şeyler var değil mi? Ha pardon, en başta var. Özür dilerim. Evet. Burada bir şey görmemiz lazım. Hah. Tamam. Silahın yerinde tespit ettik. Şimdi tekrar oynatıyorum. Polis geliyor. Bu buradan götürmeye kalkarken, dur lan, dur şerefsiz. Androidsen android ol, bırak kızı diyor. Nişana çat. Bu da önce bu. Polis bir koyuyor, o da ona koyuyor. Tamam. Evet. Güzel. Fena değilim lan. İçgüdüsel ben çözmüşüm bu işleri. Başka yapmam gereken. Kurbanlar dedi. Birden fazla kurban. Aha. İnsan lan bu. Bu da yani. Babası mı acaba? Analiz edilecek ipuçları. Bu arada S, A, her şey yolunda. İnşallah benim sesim bastırmıyordur. Bastıramazlar benim sesimi. Rahmetlinin
O ne? Tipini analiz edeyim. Ha. Kimsin? Philips John. Dur bir dakika. Kim? Boy 1.80, kilo 85. 19.29'da rahmetli. Nereden yemiş kurşunu? Omuzdan. Pardon, üst akciğerden yemiş. Oha, bir de dalak, pankreas. Bir de alt akciğerden. Ya göğüse 2 kurşun. Şu ana kadar 2 kurşun göğüsten. Bu ne? Şuraya da... Heh, yakalım. Böbreği de almış. Oho. Yok etmiş. 3 kurşun ne abi? Hemen sonuna gidiyorum önce. Buradaki şeyi göreceğim. Baba bir şeye bakıyormuş. Oy! Bu nasıl bir kontrolden çıkmadır lan? Baktı, tablet şeyde oraya mı sıçramış? Evet, şimdi olayı tekrar şey yapıyoruz. Pardon. En baştan. Baba evde sakin sakin oturuyor. Bir şeyleri kurcalıyor. Büyük ihtimalle kaç like, kaç şey aldım falan. Ondan sonra hep bir şeyler oluyor. İrkiliyor, dönüyor. 1 2 3. Hiç en ufak şansı yok. Android'i değiştirecekler. Ulan bunu şimdi bir insan psikolojisiyle mi oynamak lazım? Android mi olayım? Öz! Yavaş. Bu arada silah da şuraya gitmişti. O silahı da alabiliyor muyuz? Bir polis daha düştü. Man down! Man down! Şunu da alabiliyor muyum? Heh. Alabiliyorum. Kapı çaldı. Seçmek için doğru hareket ediyorum. Android'in herhangi bir türde silah taşıması yahut kullanması yasaktır. O zaman riske girmem. Çünkü adam bende silah görür. Yoksa sıksam mı lan alıp? Ama yok. Yok yok. Öş! Tamam. Bittim galiba. Çıkıyorum ben. Abi bir şey daha var. Dur onu da analiz edeceğim. Kan. Aha, Android'in kanı. Bekleyin. Ben indir demeden kimse inmeyecek. Taze mavi kan. Modelin şeyi. Aykırı modeli de PL600. Yani eski model. Kesin başka bilgiler de var burada. Aha bak, bu ne? Gereksiz bir dergi. Century. More Androids. Ha, daha fazla Android, daha az iş amelelik. Her işi Androidler yapsın. Temizliği, yemeği, yımağı. Çöpü, çöreği. Ama yapmamış. Aile de o sırada yemeğe oturmak üzereymiş. Yani kafayı yemedim. Şansımı daha fazla arttırmaya çalışıyorum ya. Bari %75 falan yapsam da kızı kurtarayım. Öbür Android umurumda değil. Şu ne? Ha, tablete de baktım. O zaman gidiyorum artık ben. Sakince konuşacağım. Gidiyoruz hadi. Aa, bir dakika. Dur. Buradan tüm bilgiler. Yatak odası. Ekstra bilgi. Alabileceğim herhangi bir... Bak, bu ne, silah şey mi? Evet. Yavrum Abbas. Yer mi Anadolu Android'i? Black Hawk diye bir silahmış. Başka? Şu da kurşun mu? .355 kalibre falan filan. Yeniden oluşturuyorum şimdi. Hemen o olay noktasına gidelim. Asıl analiz noktasına. Babanın silahını alıp kendi silahıyla vuruyor, öyle mi? Yani olay o zaman... Alıyor, açıyor,
Evet. Başarı şansıma etki etti mi? Etmedi. Niye? Bir dakika. Bunun daha bir başlangıcı da olmalı ya. O zaman... Ah, bu kadar. What the fuck are you doing? Tamam be. Artık alacağım bilgileri aldım. Ya hak. Android değiştirmek istiyorlar. Android bunu görüyor. Yeni modelle değiştirilmem ben diyor. Höst hayvan. Stay back. Don't come any closer or I'll jump. Bana bak yakışıklı çocuk. Bırak o güzel tatlı kızı. Bilirim ben. I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Yaklaşıyorum. Lan ne oluyor helikopter? Ne yapıyorsun? Yavaşça yaklaş. Bak. Bir sakin ol. Zarar yok. Kızı bırakacağız. I want to talk and find a solution. Talk. I don't want to talk. It's too late for that now. Bak ama I know you and Emma were very close. You bu ne? She betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. La bir suçu bir şey yok. She loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. Daniel saçmalama. Küçücük kız lan o. They were going to replace you. And you became upset. That's what happened, right? You thought I was part of the family. You thought I mattered. But I was just their toy. Oyuncak falan değil. Aa, olur mu öyle şey ya, Android kardeş? Bak. Listen. Sakin ol. O kadar abi. It's not your fault. Suç senin değil. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I never wanted this. Tamam. Tamam, aynı fikirdeyiz. You know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. Androidsin, tabii ki emir verecekler. Allah Allah. Hard diski işlemcisi olan bir şeysin lan sen. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Tamam, gitsin. Helikopter git. Git. Git buradan helikopter. Harbi geliyorsun ama. Annem de arıyor. Anne dur. Sakin. Çok güzel ara bulucuyum galiba ben. Bak, sana mantıksal olarak. There are snipers on every roof. Tüh, gerdim. Let the hostage go. You have no other choice. Gerdim, gerdim. I want everyone to leave. Demek. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Tamam, ayarlayacağız. Sana ayarlayacağız. That's impossible, Daniel. Değilmiş. Let the girl go and I promise you won't be hurt. Bana güven oğlum, %80. Ha? Android kardeşine güven. Ölmeyeceksin de zaten. Ölmeyeceksin. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Hat. Okay. Ha? I trust you. Sakın son dakika şeyi yap. Bırak küçük kızı. Lan beni bir mi verdim size? Ne vuruyorsunuz? You lied to me, Connor. You lied to me. Ulan şerit... Oğlum! Aa, bildiğin ruhsuz android hakikaten lan bu. Lan bana daha çok koydu. Gerçi her türlü ben onu öttürecektim. Sonuçta cinayeti var. Babayı öldürmüş! De... Daha doğru düzgün bir şekilde çözülemez miydi bu ya?
Ama ben zaten kıllandım. Başta yüzümüze bakmadı. Bizi adam yerine komadı ya o. Ben oradan anladım bunun ne mal olduğunu. Eyvallah, mission accomplished. Akış şeması. Bazı düğümler ve sonlar var. Tabii belki ölecekti, belki kız düşecekti. Ben tabii ki güzel sonla bitirdim de. Neyse. Diğer sonları da ayrı ayrı oynayıp açabiliriz. Onlara da bakacağız tabii ki. Evet, daha fazla sizlere spoil etmeden, çünkü PlayStation olan arkadaşlar eğer Quantic Dream oyunları, yani işte özellikle Heavy Rain, Beyond Two Souls ilginizi çektiyse bunu alıp oynayacaksınızdır. Türkçe altyazı desteği var ve gayet de başarılı gözüküyor ilk bölüm itibariyle. Yok hani vakit yok, PlayStation'ım yok, şey yapayım ne edeyim diye izlemek isteyen arkadaşlar akşam 9'da, hemen bu akşam 9'da yayına gelebilir. Gelemeseniz de canınız sağ olsun YouTube'a gelecek. Sizden tek ricam, beğenir ve yorum yaparsınız. Hatta hani ulan keşke şöyle yapsaydın, böyle deseydin deyin. Aklımda bulunsun, tekrar oynarım ben o senaryoları gerekirse. Orasında sizlere bırakıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yepyeni serimiz Detroit Become Human. Hepimize hayırlı olsun efendim. Yayınlarda görüşmek üzere, videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.